Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasında hoş geldiniz. Gerçekten de hani böyle bir 1 Nisan'a uyanmış gibiyiz. Çok sıra dışı bir atmosfer içerisinde. Ama Türk demokrasi tarihine de yakışır bir seçim atmosferi içerisinde. Seçime gittik. Sandık başındaydık. Aynen. Fatih Anıl Hocam. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir resmi olmayan sonuçları aktarayım. CHP 17.345.876 oy almış. %37.74 ile birinci parti. 16.313.661 oy ve %35,49'luk oy oranıyla AK Parti ikinci parti oldu. Yeniden Refah'ı da bir analım. Kilit bir konumu vardı çünkü. 2.845.553 oy aldı Yeniden Refah. %6,19'da tamamlamış görünüyor. DEM Parti 5,68'de. MHP %4,98'de. Aslında Cumhur İttifakı açısından da bunlar hep önemli mesajlar ve bir oy konsolidasyonu açısından. İYİ Parti 3,77'de. İYİ Parti tarafına gözler çevrildi. Aslında burada da belli adımların atılabileceği konuşuluyor. Bizzat liderlik düzeyinde. Daha fazla uzatmayayım. Hocam şöyle bir hani gerçekten enteresan. Dün bir konuğum dedi ki CHP kendisi bile inanamadı bu sonuca dedi. Evet, değil yani, mi? Hiçbir zaman, anket firması da bu sonucu... Yani bir iki tane böyle gelen vardı. Fakat Mayıs seçimlerinde anket firmalarının hiçbiri tutturamadığı için tabii, bu sefer kimse anket firmalarına tabii, şey yapmadı. Bir reputasyon problemleri evet, vardı. Aynen öyle. Fakat bu sonuç hani ben de birçok kişinin dediği gibi... Ya Ankara açık farklı gelir deniliyordu. Deniyordu. İstanbul için denmiyordu. Ama şöyle bir istatistik de var. Ankara ile İstanbul hep aynı anda kazanıyor diye de bir şey vardı. Anladım. Biliyorsun bir evet, gazeteci bunu şey yaptı. Hakikaten baktım ben de öyle olmuş. Yani Ankara ve İstanbul hep aynı anda kazanmışlar. Ya sonuç evet demokrasi kazandı ve ben seçmenin hakikaten sağduyusuna artık tamamen şey yapıyorum, inanıyorum. Yani seçmen burada bir sarı kart gösterdi aslında, dikkat dedi. Fakat bu fatura yani eğer bir hesap geldiyse yönetimin hı-hı, önüne, ben filmi biraz geri saracağım. Lütfen. 2021'de biliyorsun Naci Ağbal göreve geldi. Naci Ağbal göreve geldi ve önden yüklemeli faiz arttırdı. 17'den 19'a çıkardı. Beklemiyordu. Piyasada beklemiyordu. Ve o dönemde enflasyon 15'ti. Fakat ya şaka gibi bir anda bir Nisan ayı hiç unutmuyorum. Ben Zeytun haberi zannettim. Evet. Naci Ağbal görevden aldı bir evet, kararla. Evet. Ondan sonra aslında bir film... travma zaten bu değil mi? Ters, Naci Ağbal travması. Evet. Hem şey uluslararası alanda işte Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması vesaire, ekonomi ekibinin değiştirilmesi. Sonra geldik 2021 Aralık ayındaki olayları zaten herkes biliyor. Kur bir anda yükseldi. Sonra KKM hikayesi ki o zaman tabii, doğruydu aslında. Yanlış o noktada doğruydu belki frenleyebilmek için. Fakat biz eğer Naci Ağbal ekibi devam etmiş olaydı, biz globaldeki gibi enflasyonumuz 30-35 bir enflasyonla dönemi kapar ve Türkiye şu anda bambaşka bir noktada olabilirdi. Ta ki 2023 Mayıs'ına gelinceye kadar yani seçimlere kadar uygulanan politikalarda şöyle bir şey vardı. 60-70'lerde gezen bir enflasyon ve 15'lerle 12'lerle dağıtılan krediler yani bir genişleme politikası. Hı hı. Sonra... Hatta Dolmabahçe'deki o zamanki bakanın yaptığı toplantılardan birinde ben de vardım. Evet, dünya sıkılaştırma yaparken biz parasal genişleme yaptık. Ne uğruna yaptık? Büyüme uğruna. Evet, Türkiye büyüdü mü? Büyüdü. Ama ne uğruna büyüdü? Çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Şimdi burada önemli vurgulamak istediğim şu. 2023 Mayıs'ından itibaren gelen Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi Sayın Şimşek, bu işi toparlamak için elinden geleni yapıyor. Yani burada sosyal medyada görüyorum işte seçimlerden sonra böyle olacak işte fatura. Kesinlikle şu an uygulanan ekonomi politikasına dokunulmaması lazım. Çünkü şu anda ekonomi rasyonel politikaların uygulanmasıyla toparlanabilir. Toparlanacak, hı hı, rotaya girdi. Hayır, bakın şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Genel Devletleri... Genel seçimden bu yana geçen süre yeterli değil miydi? Kesinlikle yeterli değil. Ne zaman geldi göreve Mehmet Şimşek? Haziran ayında. Haziran ayı. Ancak hatırlarsan Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısında Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı dedi ki, Cevdet Akçay Hoca, linkleri dedi toparlamaya çalışıyoruz dedi. Yani bir tedavi süreciydi bu aslında. Adam çok kibarca söyledi bunu aslında. Evet. Dolayısıyla hasar tespiti yaptılar ve tedavi başladı. Ha bu ne kadar sürecek? Ya bizdeki kadar yapısal problemleri olmayan Amerika Birleşik Devletleri 2 senedir uğraşıyor. Bunu indirmek için hala indiremedi. Keza Avrupa Birliği
1,5-2 senedir uğraşıyor. Hala enflasyonu istenen seviyeye indiremedi. Ki biz de bambaşka yapısal sıkıntılar var. O mücadeleler bir noktaya geldikten sonra kolay verilmiyor. Çözüm de kolay gelmiyor. Bundan sonra da kolay gelmeyecek. Kolay gelmeyecek. Onu konuşuyorduk zaten. Ve sıkıntı çekmeden de hiçbir şey olmaz. Yani evet, toplumun her kesimi ama bu emekçi kesime fazlasıyla yüklenmeden çekilmesi lazım bu sıkıntıları. Sen fatura kesilecekse diyorsun Fatih. Şu anda ekonomi son yönetimi değil. Kesilmemeli. Önceki döneme hesabı oraya baksana. Çünkü tamam. Onun bunun şeyleri orada gelen genişleme politikası Naci Ağbal döneminden den sonra başlayan genişleme politikası burada bedel ödenecekse bu şu anki ekonomi yönetimi doğru yolda, rasyonel kesinlikle yoluna devam etmesi gerekiyor ki dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı da bunu vurguladı. Bu şeye devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla sıkılaştırma politikası bugün hatta bir açıklama yaptı. Sayın Şimşek diyor ki OVP kararlılıkla uygulanacak. Evet. Enflasyon kalıcı tek haneye ineceğine kadar diyor ki benim görüşüm o 26'dan önce değildir. 2026'dan önce. Seçici kredi diyor, çok doğru o da ki buna önceki yönetim zamanında başlanmıştı aslında seçici kredi olayına. Hı hı. Son dönemlerinde başlamışlardı. Seçici kredi mutlaka uygulanmalı ve en önemlisi tasarruf. Evet. Yani şu anda dünya rekoru gelen rakamlar 125 bin tane makam arabası olduğu söyleniyor kamuda. Almanya'da 9 bin tane, Japonya'da 10 bin tane. Dolayısıyla bu arabaların bakımı, yıkanması ama şimdi diyeceksin ki çok tuhaf yerlere verilmesi. Devasa bir ekonomi de Fatih diyeceğim. Bunun lafı olur mu? Olur abi. Bu sembolik. Sembolik de olsa oradan çıkarılıp gösterilmesi lazım. Şu araçları satıyorum. Yani öncelikle kamuda tasarruf başlayıp bu iletişimin çok doğru yönetilmesi lazım. Evet. Aksi takdirde biz bu enflasyondan başka türlü mücadele edilmiyor değil mi? Galiba orada bir işbirliği ruhu da geliştirmek gerekiyor. Çünkü faturayı hep halk ödediği zaman işte halkın da tepkisi böyle oluyor galiba değil mi? Şimdi diyorlar ki işte et kuyruğundaki benim vatandaşımın bu tasarrufları yapıldığının görmesi lazım ki beklenti enflasyon. Evet, kamu tasarruf yapmaya başladı. Yani görüyorsun konvoylar geçiyor. Yani hakikaten yani bu şöyle Orta Doğu gibi düşünüp üretip Alman İsviçre gibi yaşamak istiyoruz. Onlar tasarruf yapıyor. Tabii. Biz tasarruf bile evimizde de başlamalıyız. Her yerde başlamalıyız. Ve ben şunu görüyorum. En son geçen haftaydı. Cumhurbaşkanı şöyle bir şey dedi. Ya ben artık dedim doğru noktalara geliniyor. Fiyat istikrarı sağlanmadan genişleme. Yani ücretleri arttıracağım diyorsun. %50. Ertesi gün fiyatlar artıyor ya. Yani dolayısıyla önce fiyat istikrarının sağlanması lazım. Nedir fiyat istikrarı? Arzı arttırmamız lazım. Ya bütün dünyada gıda fiyatları düşer. Bizde gıda fiyatları artıyor. Evet. Ya et ithal ediyoruz. Bizim gibi bir de bir tarım memleketinde. Az önce bir tarım programı yaptım biliyorsun. Evet, izledim onu. Devasa bir tarım ülkesi burası. Evet. Ya hep Hollanda örneğini veriyoruz. Hani tarımı sürekli ithal eden bir ülke değiliz biz. Evet. Gerçi tarımın girdilerini ithal ediyoruz ediyoruz. Tohum ithal ediyoruz ya. Yem ithal ediyoruz. Evet. Komik bir örnek. Bende de biliyorsun köpeklerim falan var benim de. Evet. Ya pet'e gittim, pet shop'a gittim geçen gün. Hayvan yemi ithal ediyoruz. Lütfen vatandaşa da söylüyorum. İthal yem almayın ya hayvanlarınıza. Evet. Ya bu bile ithal ediliyor. Ha bu neden? Baktığın zaman şimdi bizde sürdürülen kur politikasının da tabii biraz ithalatı etkisi var. Bunun da etkisi var. Onun da etkisi var. İşin kaynağına hiç inmedim şu an. Yani hani bunları geliştirmeye dönük, üretmeye dönük bir tarım politikası henüz daha uygulanamadıya gitmiyorum ama kurun enflasyonun altına kalmasının neticesi de bir ama ithalat şimdi, tarafının patlaması var. Birinci tehlike şey olduğu için yani enflasyonla mücadele olduğu için ben kurun enflasyonun bir tık altında gitme politikasına katılıyorum. Yani enflasyonun bir tık altında kur OVP'ye uygun şekilde yoluna devam etsin diyorum. Yani burada kesinlikle hurra kuru serbest bırakın. Zaten dalgalı sistem ama bizde kontrollü dalgalı sistem var şu anda. Bir şekilde kur kontrol ediyor. Neden? Enflasyonla mücadele edebilmek için. Aksi takdirde bambaşka yerler. Ama şu anda özellikle bu yayında vurgulamak istiyorum. Mevcut ekonomi yönetimi doğru politikalar uyguluyor, rasyonel politikalar uyguluyor. Özellikle Merkez Bankası geçen hafta yaptı ki 500 baz puanlık artış sizde yayına gelmiştim. Hocam dedi bir sen tutturdun bir de Deutsche Bank dedi. 500 baz puan artış çok doğruydu ve yapılması gerekiyordu. Zaten programdan önce Eren'e dedim ki eğer dedim geldim programa 500 baz puan artış olmazsa söyleyecek ben bir şey bulamıyorum artık dedim. Evet. Hakikaten öyle. Yani o artış yapılmasaydı eğer konuşacak çok fazla şey yok geçen hafta. O anki iklimi de hatırlayalım. Gerekiyordu. Hatırlayalım. Piyasa böyle bir dalgalanmış. Dövize bir hurra değil mi? Aynen öyle. Seçim öncesi herkes şeyle bağdaştırıyordu. İşte
2023 Mayıs seçiminden sonra kurda bir hareket oldu. Evet. Ama orada politika değişti. 8 politika faiziyle biraz girdik. Proaktif gitmek değil mi Fatih? Evet. Yani bir işin bu sıkıntılı bir şeyi de var. Yani piyasa hareketleniyor, ona reaktif bir şey geliştiriliyor falan. Hani şu 500 bas puan belki daha önce geliştirilse bu belki kadar çok... önceki toplantıda evet. başlasaydı evet. bunu yapmaya... Merkez Bankası dövizlerine bu kadar da yani, başvurmak gerekmeyebilirdi. Belki. Bu kadar döviz yakılmayabilirdi. Her yeni döviz daha yüksek maliyetle alınıyor. Kesinlikle. Öyle kesinlikle. Bir sıkıntımız yani, var. Yani atılan geç adımlar maliyeti büyük maliyeti oluyor. Maliyeti çok daha büyük ama oluyor. Ama şu anda bence Merkez Bankası ekonomi yönetimi yoluna şimdi devam etsin. Fatih devam etsin ama bu güven meselesi üzerinde biraz daha en duralım seninle ya. Çünkü enflasyonun arkasında maliyet artışı tabii ki var. Anlamsızca bir maliyet artışı var şüphesiz ama en az o kadar da etkili olan güven meselesi. Kesinlikle. Halkın güvenmesi. Şimdi çok affedersin dün Hakan Kara'nın önemli bir analizi vardı baktın mı? Evet okudum. Bayağı da bir elden ele dolaşmış kendisi demiş ki bana demiş referans kaynak göster. Gösterin demiş söyleyelim. Altına evet, tabloyu yani, referans gösterin demiş. Yayınlamıyoruz ama tüketici güven endeksiyle sandık sonucunun birbirine koreli olduğunu iddia eden bir tezi vardı. Hani birkaç seçimle de onu örneklendirmiş. İddia ediyor. Ben katılmakla birlikte şunu eklemek istiyorum. Şirketlerde de bir ürünün varsa markan, hı hı. meşhur işte iş adamı Boş'un lafı vardır. Para kaybedeyim ama güveni kaybetmeyeyim. Evet. En önemli konu güven. Şimdi bu evet. Hiç kolay sağlanan bir şey hiç değil. Hiç kolay sağlanan bir şey değil. Kaybettikten sonra da geri almak çok güç oluyor güveni. En önemli konu aslında enflasyonla mücadelede vatandaşı şuna inandırmak lazım. Evet fiyatlar genel seviyesinde artış hızı yavaşlayacak. Biz kamu olarak bununla çok sıkı mücadele ediyoruz. Bu bilinci yaratmak lazım. Şimdi bak kura kimler şey yapıyor? Bir takım insanlar aslında bunu da hesaba katmamız lazım bizim. Hep düşünmemiz lazım. İnanç açısından faize karşı. Ve bu insanlar da dolar alıyorlar. Tamam mı? Hı hı. İşte diyeceksin ki sukuk var, şu var, bu var. Daha fazla araç geliştirmek lazım. KKM bunlardan biri mi? Bence KKM'den farklı olarak da faize inanç olarak karşı olan vatandaşların yönelebileceği başka bir takım araçlar geliştirmemiz lazım aslında. Yani sadece işte sukuktu, şuydu buydu değil. Bir takım araçlar gelişiyor. Evet gidiyorlar dolar alıyor maalesef. Siyasilerin şeyine baktığın zaman beyanlarında inanılır gibi değil. Ağırlıklı olarak döviz var hesaplarında insanların. Yani evet. döviz işte ne yapıyor? Güvenden ötürü insanlar iktidar partisindekilerde bile bunu görüyoruz. Ne oluyor güvenden beri? Değerimi koruyayım diye. Yani uzun zamandır kayıpta olmasına rağmen enflasyona evet. karşı değil evet. mi? Döviz evet. tutanlar evet. Ya da döviz tevdiat DTH'lar yine de vazgeçmiyorlar. Yine de geçen hafta en son bozdura baktım. Elleri varmıyor diyelim yani. Elleri varmıyor bozdurmaya. Evet. Tamamen güvene dayanıyor bu. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Türk lirası şu anda öyle bir yerde ki bugün bakmadım 55-60 arası gezen bir mevduat faizi vardı en son cuma günü. Hı hı. Bu faizlerle bu kadar yüksek faizle ben artık dövizin para kazandıracağını düşünmüyorum. Yani bu saatten sonra öyle mi? Ben Türk lirası varlıkların çok daha önem kazanmış olacağını düşünüyorum ki yurt dışında da bu seçimler Türkiye'deki demokrasi açısından çok iyi sinyal oldu bence. Yabancı girişi buradan da bu dünkü seçim sonucunda da yani demokrasinin çalıştığını hı hı. gördü evet. yabancı da şu anda. Yani birçok yerde muhalefet adayları işte baktığın zaman şeye yani yerel seçim sonuçlarına bir müdahale yok, sandıklara evet. müdahale yok. Demek ki Türk demokrasi, demokrasi işliyor. Çalışıyor. Nun yabancıda bir karşılığı pozitif, olacak diyorsun. Pozitif bir karşılığı olacağını düşünüyorum ki bunu dün hem Cumhurbaşkanı hem muhalefet liderleri de bunu gayet demokrasinin kazandığını söylediler. Ben de buna inanıyorum. Hakikaten demokrasinin kazandığını düşünüyorum. Ve burada ben çok dikkatli yönetilmesi gerektiğini, bunun kazananların da yerel yönetimde kazanan muhalefet yöneticilerin de çok dikkatli davranmaları gerektiğini, liyakata uygun davranmaları gerektiğini, herkese eşit mesafede davranması gerektiğini evet. ve siyasetçi profilinden devlet adamı profiline geçilmesi gerektiğini düşünüyorum tüm siyasilerde. Hı hı. Mesela bir Merkez Bankası'nın siyaset üstü olması lazım. Devlet adamı gibi davranmaları lazım. Artık iktidarı kazandıktan sonra tüm tarafların, iktidarın da muhalefetin de,
siyaset gözlüğünü çıkarıp olaya devlet adamı kimliğiyle bakmaları gerekiyor ki biz geçmişte bunları yaşadık büyük Atatürk zamanında. Hı hı. Atatürk de üniformasını çıkardı, devlet adamı kimliğini koydu ortaya. Evet. İktidara sahip olan kişiler devlet adamı kimliğine artık evrilmeleri ve evet. tarafsız olmaları lazım tüm vatandaşlara karşı. Şimdi yerel yönetimin patır kütür muhalefet ele geçiyor ve kesinlikle bütün vatandaşlara eşit davranmalı, egolar yok olmalı ve yerel yönetimlerde de İhaleler şeffaf şekilde devam etmeli, tasarrufa gitmeli ve şunu söylüyorum, artık Türkiye'nin şu dönemde özellikle bütçesini önüne alıp devlet bütçesini sağlık, güvenlik, adalet, eğitim bu kalemlerin haricindeki bütün kalemlerin gözden geçirilmesi ve nerelerden tasarruf yapabilirim? Evet. Yani belli noktalarda itibardan tasarruf etmemiz lazım. Evet. Yani o kombo itibar tasarrufu değil onlar tabii ki yani. Onlar değil ama bizim artık bu makam arabalarına konvoylar geçiyor. Vatandaş orada tabii. ekmek kuyruğunda yandan çakarlı konvoylar geçiyor. Yani bu seçim belki biraz da bunun şeyini gösterdi. Bu mesaj alındı mı? Bu mesajın artık alınması lazım. Mı? Yani her toplantıda yani diyoruz ki tasarruf. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün yaptığı o konuşmada hani olgun bir konuşmaydı. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok mesaj aldık konuşmaydı. Dedi biz burada. Kesinlikle. Kesinlikle. Bakıldığı zaman şimdi bu şartlara rağmen, bu ekonomik şartlara rağmen, hani bu yangına rağmen enflasyonda hala daha AK Parti'nin aldığı oyların kuvvetli olduğunu çok da söylemek ben mümkün. Ben söyleyeyim çok az fark yani var arada. Arada yani. 1 milyon fark var. 17 milyon 300 binler, 16 milyon 300 binler. Aradaki fark 1 milyon. Ha burada sandığa gitmeyenlerin de ağırlıkla AK Partili kesinlikle. Seçmen olduğu ihtimali de çok güçleniyor. Çok burada. Güçlü çünkü burada aslında muhalefet tamam kazandı. Bayağı da fark var arada. Ama gitmeyen bir 20-25'lik bir şey tabii. var. Bunun büyük çoğunluğu da... Tarihi bir düşüklük var yani evet, katılımda. Katılımda tarihi bir düşüklük var. Orası sarı kart gösterdi gibi geldi bana biraz. Orası yani dedi ki evet. biz de bu işlerden zarar görüyoruz. Bir uyarı verdi. Kendi seçmeninde bir uyarı verdi. Ve buradan dersimizi çıkaracağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bence bir takım tedbirler alacaklarını düşünüyorum. Herkese eşit mesafede ve en önemlisi kamuda tasarruf, kamuda verimlilik. Tabii ki özel sektörde de verimlilik ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması evet. lazım. Minimum 1,5 sene. Yani artık büyümeden, kalkınmadan refah toplumuna geçiş. Kolay olmuyor bu. Evet. Ve sıkıntı çekmeden bu iş olmayacak. Ve şöyle söyleyeyim, önümüzde yönetilmesi gereken sıkı para politikasının tüm sıkılığıyla diyeyim devam etmesi gereken minimum bir yıl var. Zaten bir kere oturdum ondan sonra yürür iş abi. Hep böyle bir seçim sonrasına ertelenecek kararlardan da söz ettik ya sert kararlardan evet. Fatih. Başta şimdi, hep vergiler dile getirildi filan. Çok daha sıkı bir mali politikadan söz edildi. Şimdi ne bekliyoruz biz? Bugün artık bir şimdi, insan. Bahane bitti. Bir defa dolaylı vergilerde yeni bir artış beklemiyorum ama şunlar olabilir. Lüks tüketime bir takım vergiler gelebilir. Çok fazla dediğim gibi dolaylı vergi dediğin en büyük, en varlıklı insanla asgari ücreti alan dolaylı vergi de aynı vergiyi ödüyor. Tamam mı? Hı hı. Dolayısıyla burada adil dağılım yapılabilmesi için dolaylı vergilerden ziyade başka bir takım araçlar geliştirilmesi lazım. Ama burada da sürecin çok dikkatli yönetilmesi lazım. Direkt vergiler yüklenilmeden önce bence tasarruf tedbirlerine yüklenilmesi lazım. Yani çünkü... Yani vergiden önce bir tasarrufu bir çıkarın kesinlikle. Tasarrufu. Önce tasarruf. Kamuda önce tasarruf özellikle kamuda. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela şuna dikkat edelim. Artık kimse Türkiye'de konut yatırımı yapmamaya başladı. Yurt dışında, Karadağ'da, İngiltere'de, maalesef, Yunanistan'da, Portekiz'de buralarda Türk vatandaşları konut almaya başladı. Tabii. Neden? Bu iş bu da dövizin dışarı kayması. Yani buna da bir takım tedbirler bulunması lazım. Evet. Ha, şimdi nasıl tabii bulacaklar? İkinci konuta çıkartılabilecek ve vergi salınabilecek onları, yeni vergiler de etkili oldu. Etkili oldu. Ama o beklenti fiyatlar olağanüstü boyutlarda Fatih. Yani o arttı. İşin gerçekten şimdi, de... Burada tabii şeye de bakmak lazım. Bir %25 hikayesi var biliyorsun artıda. Bu kiracıyla ev sahibi arasında problem. Mahkemeler tıkalı vaziyette şu anda. Evet, yani evet. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Yani artık sürdürülebilirliği de kalmadı evet, o iş. Yani bu iş artık dosyalar buna yani bir çözüm bulunması lazım. Aynen. Ama dediğim gibi yurt dışına giden konut yatırımcılarının da nasıl çevrilecek artık bunlara da çalışılması lazım. Yani yurt içine çevrilmesi lazım tekrar. Oraya da döviz gidiyor. Çok önemli bir konu değil mi gayrimenkul tarafı? Çok önemli bir çünkü konu. Çünkü Türk insanının çok önemsediği bir şey gayrimenkul aynen. yatırımı değil mi? Aynen. Herkes başını sokacak bir evi olmalı.
olmasını çünkü neden biliyor musun? Çok önemsiyor. Dolar... Ve hiç bu kadar ulaşılmaz olmamıştı. Evet, çok zorlaştı. Eskisi evet. gibi değil. Bizim gençliğimiz zamanımızda da çok zordu. Arz yoktu çünkü. Sonra arz arttı. Bundan 17-18 yıl önce daha da kolaylaştı. Çünkü kredi imkanları çıkarıldı. Tabii. Çok düşük faizli krediler çıkarıldı. İnsanlar ev sahibi olabildi. Şu anda çok zor ev sahibi olmak. Ama ne yapılabilir? Devlet, kamu burada devreye girip işte TOKİ konutları vesaire bunlar evi olmayan insanlara ki bunlar uygulanıyor. Çok düşük faizle kredilerle hı hı. ev satılabilir. Ama asla ikinci, üçüncü, dördü, beşinci evi olanlara değil, evi olmayan vatandaşlara çok uygun krediler, selektif kredilerle bu iş geliştirilebilir. Evet, orası yani bir toplumsal sözleşme için gayrimenkul tarafına ayrı bir ilgi göstermesi gerekiyor hükümeti evet, diyorsun anladığım evet, kadarıyla. Doğru evet, mu? Evet, yani dışarı giden konut yatırımcısını da nasıl durduracak onu da çalışması lazım. Çünkü duyuyorum geliyorlar burada da pazarlıyor İngiltere'de evler, Yunanistan'da, Karadağ'da, tabii bir de golden Dubai'de, vizalar falan değil mi bir evet, yandan? Evet oturma veriyor vesaire veriyor. Ha bir diğer konu hiç bu şeyin bir etkisi de seçimin bir sonucu göçmen politikası olabilir. Yani o da büyük problem. Yani şimdi orada son dönemde belli tedbirler adımlar atılıyor gibi Fatih ama. Alınıyor ama. Yani şey mi biraz hala bir şeyden rakam mi bilmiyoruz. Çıktı? Yani bilmiyoruz. Hala kaç kişi var ben metro kullandığım zaman metrobüs kullandığım zaman görüyorum bu olayı. Buna bir çözüm bulunması evet. lazım. Ha, bu da aslında orada da. Kamusal destekler var diye biliyorum. Orada belki bu geri kabul anlaşmasının tekrar bakılması lazım. Ne durumda bilmiyorum açıkça konum da değil. Onlara bakılması lazım. Çünkü orada da oradan da bir fon gittiğini biliyoruz. Bir para dağıtıldığını biliyoruz. Şimdi yerel yönetimlerdeki bu değişimden sonra yeni gelen muhalefet bu harcamalara nasıl yaklaşacak, ne yapacak? Burada da bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda dünyadaki söylenen yazılan bu sosyal medyada gezen her şeye inanmamakla birlikte en yüksek sayıda göçmen barındıran ülke konumunda olduğumuzu okuyoruz. Evet. Ha bu doğru mu? Veriler nedir? Yani bir kalkıyor diyor ki 5 milyon kişi var diyor. Biri diyor 10 milyon. 10 milyon kişi var diyor. Bunun hangisi doğru? Bunların ne kadarı vatandaş oldu? Bunlara tüp bebek yardımı yapılıyor mu? Hastanede bunlar öncelikle bir sürü şey konuşuluyor sürü şey değil mi? Konuşuluyor. Yani tüp bebek yardımı bile yapıldığı konuşuluyor. Ama konuşuluyor. Bunlara evet. inanalım mı? Ama çıkıp ya böyle evet. böyle yardımlar yok aslında. Geçiyor bu, dolaşıyor ortalıkta ama ben şöyle diyorum. Sosyal medyada gezen her şeye inanmamak lazım. Biliyorsun şeyden önce işte kur oraya gidecek, kur buraya gidecek. Ama yani mide bulandırıyor yani şimdi insanların kafasına takılıyor. Yani bizler vatandaş olarak, vergi tabii. ödeyen vatandaş olarak evet. kamu hastanelerine kadar gidebiliyoruz? Sıra alabiliyor muyuz? Bunlara bakmak lazım. Bir de bu kadar göçmen görmek Türk halkının da alıştığı bir ortam şimdi, değil. Yani siz sosyal medya tarafını kısıtlasanız bile atıyorum. Baktığın zaman sokaklarda, metroda hayatın içine katılan insanlar hayatlarında görmedikleri bir göçmen. Ben burada şeyi de düşünüyorum. Yani o bir %20-25'lik bir grup var ya, bunun çoğunun da seçime gitmeyen. Bir kısmı da bu açıdan da gitmemiş olabilir. Çünkü bu da çok göze batıyor. Evet. Yani bu da çok dikkat önemli çekici bir konu. Yani Orta Doğu'dan gelen özellikle sığınmacı mı göçmen mi artık? O adı. Zaman burada neyse. Bambaşka bir politikaya geçiş yapmalı. Çok hızlı AK Parti. Valla dönüşüm dedi dün evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Yani biz buradan mesajları aldık. Ha, yapabilir mi? Yapabilir. Ben sana söyleyeyim. Yani şu evet. ekonomi toparlanır. Bakalım dönüşümden ne çıkacak? Ha, ne çıkacak? Bu ekonomi toparlanır. Ama dediğim gibi mevcut politikaların, sıkılaşma politikasının hı hı. sürdürülmesi ve sürdürülebilir büyümeye ama burada sanayi tarafına da seçici kredilerle desteklenmesi lazım sanayi tarafının, ihracatçı tarafının. İhracat bizim olmazsa olmazımız. Evet, zaten o selektif kredi sistemi bir süredir var ama Fatih. Var, zaten var ve önceki yönetim zamanında gelmişti evet, hakikaten. Tabii. Yani Dolmabahçe toplantısından sonra evet. çıkmıştı. Ben de bir kanalda yayına çıkıp anlatmıştım selektif kredinin hı hı. ne olduğunu. Tabii. Yani bakarak değerlendi. Ya hatırlarsın. 2000... O kaynaklar bitti artık zaten. Bitti. Zaten 2022'de. İlk bu KGF'ler 2021'de hatta çıktığı zaman ya alıyordu. Herkes de dağıtıldı. İnsanlar dövize gitti. Hatta ben o zamanki Sayın Bakan'la toplantıda dolmamıştım. Ya alındı bu krediler kata yata dövize gitti bu maalesef. Krediler maalesef. Maalesef. Yani şu anda onun faturasını ödüyoruz enflasyonda. Evet. Peki yani önceliğimiz o zaman tasarruf diyoruz. Kesinlikle. Hani o dönüşümse dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söz ettiği dönüşüm önce tasarruf. Kesinlikle. Yani kamu kaynaklarının etkin kullanımı, verimli kullanımı. Ve iletişimin doğru yönetilmesi. Yani bu tasarrufu yaparken bunun da gösterilmesi. Yani tamam. evet biz şu dün yine bir kanal YouTube'da ünlü gazetecilerden biri bunu söyledi marka vererek. Falanca arabaların azaltılması gibi. Yani o lüksün vatandaş görmeli yani bu konvoylarda
artık şey yok. Dünyanın en fazla kamu aracı yok. Evet. Bunun görülmesi lazım. Olacak iş değil. Tasarruf bir numarada. Verimlilik. Verimlilik başta. Gayrimenkul konusunda mutlaka acil bir politika geliştirilmesi gerekliliğini de sen ilk üçte koyuyorsun. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Türkiye gibi bir memlekette. Kesinlikle. Göçmen politikası artık kesinlikle tam anlamıyla başka bir yere doğru gitmeli. Diğer bir takım kararlar gelecekse anladığım kadarıyla bunların üstüne arkasından gelmeli diyorsun. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Vergisi, osu busu filan. Kesinlikle. Yani, para politikası tarafı. Önce iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi fiyat istikrarı sağlamak için arzın arttırılması lazım. Arz arttırıldıktan sonra artık diğer tedbirler olur. Evet. Peki. Şimdi dövizi sorayım sana. Öyle ya da böyle yönetilecek mi döviz? O konuda bir maharet var. Hop oturup hop kalkıyoruz. Bir bakıyoruz eksiye düşmüşüz. Bir bakıyoruz toparlamışız. Burada yabancı girişiyle birlikte. Yabancı çünkü sen girişiyle dövizde bekliyorum. Ciddi bir artış beklemiyorum dedim ben kurlarda. Ben beklemiyorum. Hala beklemiyorum. OVP'ye, OVP'de ne belirtildiyse ona uygun gideceğini düşünüyorum. Evet. Hedefimiz dövizin neydi 2024 yıl sonu için? 40. Evet. Tamam mı? 40-42. Ve ben burada forward kurları aldım bir takım bankalardan. Hı hı. Şu an zaten 35, şey özür dilerim, 32,5'lardayız. 33 olabilir. Yani şu bu ay 33'ü görebiliriz ki normaldir. Tamam mı? OVP'ye uygun devam edeceğini düşünüyorum toparlamamız gerekiyor. Yok yok hayır var, vaktimiz biraz daha var. Lütfen tamamlayalım. Beklentilerin son derece önemli. 40'ı geçmez. Benim görüşüm o. Olağanüstü bir şey olmazsa, jeopolitikte sıkıntı olmazsa, jeopolitik dediğim ne? Rusya'da olan en son olay, Putin daha cevap vermedi. Peki. Putin'in burada alacağı aksiyon bizi nasıl etkiler? Orada da petrol çok acayip fiyatları, gelişmeler evet, olabilir yani. Evet, petrol fiyatları nasıl etkilenir? Bizim yumuşak karnımız evet, enerji. Hani petrol fiyatları nasıl etkilenir? Burada ben her programda söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Tarımda da kullanılan mazot fiyatına mutlaka bir şey yapılması lazım. Hmm. Mutlaka bir şey yapılması lazım. Evet. Yani aksi takdirde mazot fiyatı arttıkça bizim bu enflasyonu kontrol etmemiz yani zorlaşıyor. Özellikle tarım tarafında çok kuvvetli bir sübvansiyon şart mı diyorsunuz? Ben öyle görüyorum. Diğer çünkü, taraf değil, tarımda evet, sübvansiyon, çünkü, mazot sübvansiyon. Evet, Türk halkı, vatandaş tarımı bırakıyor. Evet. Neden? Çünkü para kazanmıyor. Çiftçi yaşı 60'a gelmiş. Evet. Gençler bu işi yapmıyor. Gençler gelip bilmem X plazasında güvenlikte çalışmayı tercih ediyor. Motokurye oluyor biliyorsun. Motokurye olmayı tercih ediyor. Yani ya şeyi anlattım. Ben ekonomi master'ımı Amsterdam Üniversitesi'ne yaptım. Hollanda'da en güzel evler köylerdeydi. En güzel arabalar köylerdeydi. Neden? Verimlilik var. Tabii. Tarımda devlet desteği var. Olmalı. Avrupa Birliği'nde korkunç bir ortak tarım politikası var biliyorsunuz. Evet. Çok sıkı bir tarım desteği var. Bunun yapılması lazım. Tarıma destek verilmesi evet, lazım. Yani yoksa devasa tarım ülkesi, evet bugün işte Latin Amerika mı, Afrika bir takım ülkelerden et ithal ediyoruz. Evet. Ya canlı hayvan ithal ediyoruz. Şimdi belli girdilerde gerçekten gübre gibi, mazot gibi verilmesi gereken lazım, çok yüksek destekler kesinlikle var. Çok sürdürülebilir bir noktaya gelmiyor çünkü o işler. Sürekli kesinlikle fiyatlar artıyor. Hızlıca sorayım. Yani bir şekilde 40 liradan hocamız, Fatih hocamız orta vadeli programa uygun bir döviz kuru. Uygun düşünüyorum. Yani niye? Çünkü döviz hesaplarında olanlar var, yastık altında tutanlar var. Hani bir anda artar, İçeriye bir güven, atak gelir. Bravo. İçeriye güven geldiği var, anda içerideki evet, bozmaya başlar. Artı her şey yolunda giderse zaten yabancı girişi bekliyoruz. Peki. Yani bu sadece bu bizatihi seçim süreci ve sonucu bile yabancıyı buraya çekebilecek ben bir... Ben bu sonuçla Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşam motivasyon söyledi, yaratabilir yabancı motivasyon yaratabilir üzerinde diyorsun. Evet, Türkiye'de demokrasi önemli çalışıyor. Peki. Bunu gördüm. Faiz tarafında sen geçen sefer 500 bas puan dedin. Doğru dedim. Finale mi geldik yoksa Merkez Bankası gerçi finale gelinmeyebileceği, gerekli adımların atılacağı yönünde bir mesaj vermişti ama. Verdi. Aslında şöyle yaptı. 500 artı 3 var bir de biliyorsun. Artı eksi 3 var. Ama bileşik faiz 69'a geliyor. Evet. Yani 69 biz 20 yıldır görmedik böyle bir evet, şey. Evet. 69 unutmuşuz bileşik faiz TL'ye. Şimdi yani döviz bir yılda 69 artarsa nereye geliyor? Yani anormal yerlere geliyor ki. Beklemiyorum öyle bir şey. Evet. Onun için ben yine TL'nin şu anki olduğu yer... Şey olarak Merkez Bankası'nın faiz seviyesinin uygun olduğunu uygun düşünüyorum. Uygun mu? Ama daha gerek yok mu bir gerek yeni yok bir demiyorum adama? Gidişatı izleyeceğiz dedi Merkez Bankası. Aha. Gerekli başka tedbirler de alabiliriz dedi. Evet. Fakat her şey yolunda giderse ben yorumculardan da duyuyorum. Ben normalde bu yıl faiz düşüşü beklememekle birlikte ihtimal dahilinde her şey yolunda giderse dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi görebiliriz. Her şey yolunda giderse. Bak, fakat şimdi çarşamba günü şeyler geliyor, enflasyon rakamları. Verileri geliyor, işte göreceğiz.
oradaki verilere bağlı olarak, çünkü seçim öncesi de piyasa bir canlıydı. Evet. Bir hareket vardı piyasada, aynen, tamam mı? Bir seçim efekti olmuş olabilir. Bir seçim efekti ama olmuş yaz, olabilir. Biraz da önümüz yaz. Ama önümüz yaz, tamam mı? Tarımsal fiyatlarda bir gevşeme olabilir. Bu arada borsa sanıyorum bugün yükseliyor, bilmiyorum senin önünde açık ama evet, bir hareket var. Evet. Yabancı girişi söyledik, bankalara, holdinglere başlayabilir, hı-hı, diye düşünüyoruz. Dolayısıyla pozitif bakalım diyorum. Hani Büyük Atatürk'ün bir lafı var ahu. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu, tabii, kaybetmedim diyor. Evet. Mutlu olmamız lazım. Türkiye mükemmel bir coğrafya üstünde. Tamam mı? Hem enerji koridoru üstünde, hem lojistik olarak çok avantajlı. Çok güçlü bir sanayi altyapımız var. Evet. Yeter ki orta zekada insanlar liyakata uygun şekilde yönetelim şu ülkeyi. Aynen öyle. Fakat sanayi dedin. Mesela Bursa gibi sanayi kentlerinin verdiği cevap, yanıtı da cevap, çok iyi okumak gerekiyor. Uzun zamandır ilk defa muhalefet yani kazandı. Yani selektif kredi dedik, efendim nitelikli katma değerli sanayiye geçiş programı dedik, onu, evet, dedik, bunu dedik ama birileri küsmüş. Evet, birileri küsmüş. Orada dedim ya, hani bir mesaj var orada ve o mesajın ben alındığını düşünüyorum. Evet. Ben ekonominin... Zaten alınmalı. Alındı. Çünkü az önce gayrimenkul yatırımlarının yurt dışına kaymasından bahsettik ama fabrikaların ve sanayicilerin... Onlar da kayıyor. Yurt dışına oluk oluk gittiğini de mutlaka konuşmak gerekiyor. Maalesef, evet. Hani giderlerse gitsinler noktasına gitmemiz şu an mümkün, mümkün değil, değil. Değil mi? Yani hem yani doktorlarımızın, hem sanayicilerimizin, hem diğer teknik adamlarımızın, teknik adam bulunmuyor piyasada ya bak, evet, mühendis demiyorum, evet, teknik adam. Teknik adam bulunuyor. Bizde Almanya'dan fazla mühendisimiz var ya. Yani eğitim politikası, evet, gözden geçirilmeli. Bu kadar çok mühendise ihtiyaç var mı? Teknik adama ihtiyaç, evet, var. Teknik meslek liselerine ihtiyaç var, aynen, Türkiye'de. Şu anda piyasada sıkıntı o. Yani boyacısından... Orada da çok radikal hatalar yapılmış yani. Tabii ki Covid etkisi şudur budur, hepsini konuştuk konuşuyoruz ama Türkiye kadar radikal değil hiçbir yerde, değil hiçbir mi? Hiçbir yerde değil. Hani bu kadar nitelikli, evet, elemana ihtiyaç duyulup da duyulamaması, bulunamaması o... Vallahi. Son dönemdeki üniversite açma ve eğitim politikalarında kesinlikle, gerçekten yani, bir kez daha gözden geçirmek lazım. Teknik... Zaten bu yapay zeka şudur budur, Fatih, dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka yani, bir yere gidiyor. Yani teknolojiyi yakalamamız lazım. Ya bu çocuklara bir 4 yılı heba etmesinler, başka bir şeyler yapsınlar. Ya 2 sene teknik yapsınlar, evet, meslek yüksek okullarında teknik liseler geliştirilsin ki vardı bunlar, evet, bir anda yok oldu. Diyeceksin ki neydi o? Ücretler de çok arttı. Ücretler arttı. Değil mi? Çabii. İşte metal yaka diyoruz, ya, mavi yaka diyoruz. Ahu, eleman, teknik eleman bulamıyorsun. Yok zaten. Yani. Evet, bulunan inanılmaz ücretler. Evet. Öyle. Haklı mı? Haklı o da. Ne yapsın? Tabii, yok tabii, yok haklı, satıyor çünkü. Haklı ve hakkıdır yani. Haklıdır. Emekçi yani. O da emekçi sonuçta. Evet. Ama bir hani bütün bu söylediğimiz... Ama bu maliyetlerle de üretim yapmak sanayi açısından zor. Zor. Çünkü karlılık hep düşük. Ama tabii şunu da söyleyeyim, hani dedik ya konuşmamızın başında, o 2021'den sonra verilen ucuz krediler, enflasyon 60-70, 12 ile 15'te kredi kullandı millet. Evet. Nereye gitti bunlar? Nereye gitti bunlar? Ha, yani bu kredilerle yapıldı, yatırımlar yapıldı, bir şeyler yapıldı ama, evet, çok avantajlı fiyatlarla kredi kullandılar. Onun için sanayici de biraz sıkıntı çekecek yerine göre. Evet, yani şimdi tabii nitelikli üretime geçelim değil mi sürekli? Marka. Bu... Evet. Katma değer. Evet. Ama bütün bu söylediklerimiz ama öyle bir senede olacak şeyler değil. Markalı da üreten bir büyük rekabetin içinde, öyle cayır cayır karlılık falan yok. Yok. Teknoloji üreten de bir büyük rekabetin içerisinde. Kesinlikle. Orada bir tek başına bir teknoloji ürettik de istediğimiz fiyata satalım diye bir şey. Aynen. Yani, yani geçen gün çok yüksek teknoloji üreten savunma sanayide bir şirketin CEO'suyla görüştüm. Polonya ile rekabet edemediğini söyledi mesela. Çok zorla, çok büyük bir firmadan bahsediyoruz. Yani dedi ki fiyat veremiyorum. Polonya'nın verdiği fiyat veremiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dedi. Polonya dedin. Sanıyorum Polonya'ydı. Cari fazla vererek büyüdü Polonya. Hani bizde deniyor ya hep cari fazla vererek büyüyemeyiz. Şu olmaz, bu olmaz. Evet. Ya diyorum ki ben çok üstün zekalı insanlara ihtiyacımız yok. Orta zekalı, iş yapan, işini takip eden, liyakata uygun insanlarla, hı, bu ülke çok iyi yere gelir. Peki. Sektörlere göre birim ihracat değerini sevgili Süleyman paylaşmış. Söyleyelim mi? Mücevher 655 kilogram başına dolar fiyatı söylüyorum şu an. Tamam. Savunma sanayi 64. Fatih. Şimdi? Hazır giyim hazır konfeksiyon giyim, 15. Şimdi aslında. Yani bak otomotiv 7.90. Evet, şimdi burada bak, yani bazı şeyleri de oturtalım yani tam. Başkan izliyor galiba şimdi programı, evet, evet, değil mi? Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim, savunma sanayi 64 mi dedin? Evet. Hakikaten. Savunma sanayi 64.80.
çok iyi noktadayız. Bak evet. Yani mevcut yönetimin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. %80'e geldi kendi kendine yeter ve bütün dünyaya bir savunma sanayi ürünleri satıyoruz. Bizim bunları da geliştirmemiz lazım. Evet. Yani orada mesela o saydığın katma değeri yüksek ürün satan firmalarda dövizden hiç kur seviyesinden bahsetmez onlar. Evet. Çünkü katma değer satıyorlar. Ama sadece emek yoğun. Ya Türkiye Avrupa'nın fason atölyesi olmasın diyorum ben. Kesinlikle. Yani üretim ekonomisiyle marka ekonomisi birlikte yönetilsin diyorum. Demin köpek maması örneğinde verdim. Ben satıcıya sordum neden dedim. Hocam Türkiye'de en az 3 tane mama fabrikası var. Fakat marka geliştirmiyorlar diyor. Gelen tüketici de soruyor işte falanca ülkenin yani markası. Şu marka bu marka. Şu marka geliştirmemiz lazım. Evet. Çünkü marka krizlerden de korur. Marka peki. Katma değerli. O zaman marka desteklerinin dışında hem onların artırılması gerekiyor. Belki Turkuality de biliyorsun biraz. Doğru bir proje. Doğru proje ama çok etkin olmadığı da söyleniyor. Son dönemlerde sanki bir ivme kaybetti. Ödemelerin çok geç yapılması. Söyleniyor. İşte ne bileyim %15'lerde falan bir katkıdan hatta aynen. Bahsediliyor. Yeni yeni belki programlara geçiş yapmak ya da mevcut programı güçlendirmek gerekiyor. Fatih Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Konuşmadığımız, ederim. Konuşmadığımız değmediğimiz bir konu yok. Her şeye değindik. Bundan sonrası inşallah güzel gelsin. Uygulamak. 4 yıl seçimsiz bir süreç çok şahane çok bir yönetimle de götürülebilir. Türkiye bambaşka bir uygun. Hikaye yazabilir. İktidarla muhalefet el ele verip evet, belli konularda evet. Devlet adamı şeyine yükselmesini istiyorum. Hem bu yerel yönetimleri kazananların evet. Hem mevcut yönetimin artık, evet, artık olaya devlet adamı gözünden bakıp. Bir rekabet ve mücadele olarak bakmamak kesinlikle lazım değil mi? Kalkınma. Türkiye'nin kazanması Türkiye lazım. Kazansın. Ana muhalefet partisi baktığımız zaman çok ciddi anlamda bir iktidar kazandı yerel yönetimde. İyi yönetmeleri lazım onların da. AK Parti o tarafta değil mi genel. El ele verip. Evet. Yani, el ele vermemeleri için gerçekten hiçbir sebep yok. Yani sebep şu anda yani. Bakmamız gereken artık evet. Ben sen değil. Tabii. Türkiye nasıl gider? Bu çünkü Türkiye nasıl çok, yürür? Çok tehlikeli zamanlar Fatih Hocam. Evet. Ya orada Rusya kalkmış, Çin hazırlanıyor. Ne yapacak bilmiyoruz Amerika, işte Rusya'nın. Filan seçimler Trump sonrası. Trump ne olacak? Evet yani gerçekten bu devirde Türkiye'nin inşallah diyelim büyük bir kesinlikle. Liyakatla ve sükunetle yönetilen bir memleket kesinlikle. Olalım. Hak ediyoruz bunu diyelim. Burada noktalayalım evet. Bugünlük. Evet. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biraz teknoloji, yapay zeka, internet suçlarını konuşacağız. Hocam bir saniye dur. Acele etme dur. Hocam fazla bitti, oturamıyorum. Bitti zannettim yayın valla. Hiperaktif Fatih Hocam. Hocam görüşürüz. Görüşürüz. Evet kısa bir reklam arası.